Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Daha fazla video için abone olmayı unutmayın. Ve değerli görüşlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın. Hadi videomuza geçelim. Evet, gelelim Kanal 7'nin yeni Pakistan dizisinin baştan sona özetine. Mihak babası Akram, annesi Nahit ve küçük kız kardeşi Nida ile sakin bir yaşam sürdüren genç bir kızdır. Mihak kuzeni Arşan ile nişanlıdır. Ancak Arşan'ın annesi Andalip, Mehek'i onaylamazken Arşan'ın babası Rihan bu ilişkiye onay verir. Bir gün Akram yolda zengin ve kendini beğenmiş bir genç adamın birine saldırdığını görür. Akram bu duruma müdahale etmek ister ve silahlı olan adama yaklaşır. Bu genç adam kim mi? Tabii ki dizinin başrol oyuncusu Şamşir. Mihak ve Rehan onunla konuşup Akram'ı korumak için arabalarına geri döndürmeye çalışır ancak Şamşir Mihak'ı görür görmez ona aşık olmuştur. Şamşir Mihak'ın kim olduğunu ve nerede yaşadığını öğrendikten sonra Mihak'ın kendisiyle evlenmesi için Akram'ı bir süreliğine hapse attırmak, hatta Hasan'ı düğün gününde kaçırmak gibi kötü niyetli planlar dener. Mihak ise sevdiklerinin hayatlarını sürekli olarak tehlikede görmekten yorulmuştur ve sonunda Şamşir ile evlenmeyi kabul eder. Mihak verdiği bu kararı Şamşir'e iletmek için onu aradığında Şamşir çok heyecanlıdır ve ona sevgisini ve koruma sözünü verir. Şamşir'in babası Dilavar ise zengin ve kibirli bir adamdır ve aynı zamanda son derece güçlü ve etkili bir kişiliğe sahiptir. Şamşir'in babası Dilavar, Mihak'ı fakir olduğu için onaylamaz ve oğluyla sadece zenginlik istediği için evlenmek istediğini düşünür. Şemşir'in annesi Mehviş ve erkek kardeşi Dara, her ikisi de Şemşir'in önünde çaresiz oldukları için bu ilişkiyi mecburen kabul ederler. Dara'nın karısı Farva, Mihak'a karşı bir öfke besler. Çünkü Farva'nın kız kardeşi Sofia, Şamşir'e aşıktır ve onunla evlenmek istiyordur. Mihak ise bunu onun elinden almıştır. Dilavar bu birlikteliği engellemek için elinden geleni yapar. Hatta Şamşir'in düğün gününde Mihak'ı öldürmek amacıyla bir tetikçi bile tutmuştur. Dilavar'ın bu kötü niyetli taktiği tutmuştur ve Mihak'ın öldüğüne inanmıştır herkes. İki aile de bundan dolayı büyük üzüntü yaşar. Ancak Mihak mucizevi bir şekilde hayatta kalmıştır. Akram, Şamşir'in Mihak'ın yaşadığını öğrenmemesi için onu Multan'da eski bir arkadaşının yanına gönderir. Ancak Şeru onu tesadüfen görür. Akram gerçeği ailesinden gizler ve bu seçeneğin en iyisi olduğuna inanır. Arşan, Mihak'ın anne ölümünden dolayı derinden üzülmüştür ve Şamşir'in geçmişte yaptığı eylemleri de hatırlayınca öfkesine yenilir ve Şamşir'i vurur. Şamşir apar topar hastaneye kaldırılır ve durumu kritik hale gelir. Dilavar ise oğlu Şamşir'in öcünü almak için Aşam ve Mihak'ın ailesindeki tüm erkekleri tutuklatır. Şamşir'in annesi Mihak'ın annesiyle buluşur ve oğlunun işlediği bütün suçlardan dolayı ondan af diler. Mihak'ın annesi ise kızının hayatta kaldığını öğrendiği için onu affeder. Daha sonra Şamşir'in bilincinin yerine geldiğine dair bir haber alır. Şamşir uyanmış olmasına uyanmıştır ama hala tek gerçek aşkını bulamamış olmanın verdiği bir boşluk hissi ve depresyonla mücadele ediyordur. Oğullarının bu durumuna üzülen ailesi onun için bir çıkış yolu aramaya başlar. İlk olarak Şamşir'i bir süreliğine yurt dışına göndermeyi planlarlar. Şamşir havaalanına doğru gitmek üzereyken ani bir karar alır. Bir anda fikrini değiştirir ve bir arkadaşından kendisini en yakın tren istasyonuna götürmesini ister. Şamşir Multan'a giden trene biner. Dilavar'ın emriyle kendisine refakat etmesi için gönderilen Şeru tarafından karşılanır. Dilavar Şamşir'i belalardan uzak tutması ve göz kulak olması için Şeru'yu göndermiştir. Ancak beklenmedik bir şekilde Şamşir ve Şeru mağazada Mehak adında bir kadınla karşılaşırlar. Şamşir Mehak'ı canlı bulmanın heyecanını yaşarken aynı zamanda onun ihanetine karşı da şok olur. Şamşir'in kafası karışmıştır ve öfkelidir. Şeru ise Dilavar'ın emrinden çıkar. Şamşir Mihak'ın ailesini Karaçi'den getirir ve Mihak ile özel bir törenle evlenir. Şamşir'in ailesi Mihak'ın sağlıklı ve hayatta olduğunu gördüklerinde büyük bir şaşkınlık yaşarlar.
Şamşir'in babası Dilavar ise büyük bir hayal kırıklığı içindedir. Sinir küpüne dönen Dilavar, Şeru'yu aramaya başlar ve onu bulduğunda da Ray'a, Şamşir Bey, Mihak'ın kulak misafiri olduğu Dilavar'ın ona Mihak'ı öldürmesini söylediğini itiraf eder. Şamşir duyduklarına şok olmuştur. Babasıyla yüzleşen Şamşir, Mihak'la birlikte evi terk eder. Dilavar bu sefer de Şamşir'in bütün banka hesaplarını dondurur. Onu maddi olarak zor duruma düşürerek cezalandırır. Geçmişte Mihak ve ailesine karşı işlediği hatalardan pişmanlık duyan Şamşir, Mihak'ın onun hayatından çıkıp gitmesine izin verir. Ancak Mihak ilişkilerine bir şans daha verme kararı verir. Şamşir bir satıcı olarak iş kurar. Mihak ise bir bilişim şirketinde iş bulur. Şamşir geçmişteki davranışlarını gözden geçirerek daha iyi bir insan olmaya karar verir. Şamşir artık eskisinden daha iyi, medeni, nazik ve olgun bir kişidir. Onun zayıf noktası ise Mihak'a duyduğu aşktır. Mehbiş ise oğlunun hasretinden hastalanır, onu görmek ister. Dilavar ise Şamşir'in onu sıradan bir kız için terk etmesinden dolayı incinmiştir ve bunu sindiremez. Mehmiş ise oğluna olan hasretinden dolayı vefat eder. Dilavar derinden etkilenir. Karısının ölümünden Şamşir'i sorumlu tutar. Şamşir annesinin cenazesine geldiğinde ise babası onu alaycı bir şekilde karşılar ve cenazeden uzaklaştırır. Aşan daha sonra Mihak'ı en çok ihtiyaç duyduğu anda reddettiği için kendini affettirmek amacıyla Nida ile evlenmeye karar verir. Dara ise Şamşir'in acı çektiğini gördükçe bundan büyük bir haz duyar. Babasına ise sürekli mantıklı davranması gerektiğini söyler. Şamşir ve Mihak birbirlerine daha fazla yaklaşmaya başlarlar. Dilavar bu yakınlaşmayı fark ettiğinde son çare olarak Şiru'yu Mihak'ı öldürmek için çağırır. Ancak Şiru oğlunu kaybettikten sonra değişen bir adam olduğunu fark eder ve bu emri yerine getirmez. Şamşir Şiru'ya korunması için bir silah verir ancak Şiru ölü bulunur. Şamşir Mihak'ı korunmak için babasıyla tekrar yüz yüze gelir. Aşan Mihak'ın kaçırıldığı yerde iş bulur. Nida ile evlenen Aşan ilişkilerine sancılı bir başlangıç yapar. Mihak ise eşi Şamşir'in ne kadar değiştiğini ve ona ne kadar değer verdiğini gördükten sonra ona karşı hisler beslemeye başlar. Ve Mihak hamile olduğunu öğrenir. Dilavar ise Mihak'ı sanki öldürmek için yemin etmiştir. Bu sefer de Mihak'ı öldürmesi için bir tetikçi tutar. Bir gün Şamşir ve Mihak hastaneden ayrılmak üzereyken Şamşir uzaktan birinin Mihak'a silah doğrulttuğunu görür ve hızla Mihak'ın önüne geçer. Kurşunun hedefi olur. Bütün olayı gören Dara ise Dilavar'ı arayıp Mihak'ı öldürmek için gönderdiği kişinin Mihak yerine Şamşir'i vurduğunu söyler. Aldığı bu kötü haberle Dilavar şok geçirir. Dilavar hastaneye gelir. Mihak ise Dilavar'a bağırır ve hamile olduğunu söyleyerek onu daha fazla suçlu hale getirir. Şamşir ise bir süre sonra kendine gelir. Mihak'a aşkını ilk kez itiraf eder. Ve tam o sırada Mihak'ın kendisine aşkını itiraf etmesiyle birlikte son nefesini verir. Şamşir'in ölümünden 2 ay sonra Navvab manikanesinde geçiş töreni düzenlenir. Dilavar sonunda bütün her şeyi kabul eder. Yani geçmişte tüm eylemlerini hatırlar ve karısının oğlunun uyarılarına rağmen hırslı intikam duygusuyla herkesi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını kabul eder. Ama bir türlü oğlunun kaybını kabullenemez. Bütün yaptığı kötülükleri herkesin önünde itiraf eder ve sonra kendi hayatına son verir. Dara ise sevdiklerini birkaç ay içinde peş peşe kaybettiği için büyük üzüntü içindedir. Sofia ise Mihak'tan Şamşir'e yaptığı her şey için özür diler. Daha sonra Dilavar'ın avukatı Mihak'a Akram'a Dilavar'ın tüm servetinin %50'sini bıraktığını ancak Mihak'ın bu mirasın tamamını bağışladığını söyler. Aradan tam 3 yıl geçer. Mihak babasının adını taşıyan oğlu Şamşir ile ikinci yaş gününü kutlar. Ardından Mihak kocası Şamşir'in portresine döner ve evlenmeden önce kendisine yapılanları asla unutamadığını ve unutmaya çalıştığını anlatır. Oğlunu asla öfkeli ve saldırgan biri yapmamak için elinden geleni yapacağını, onu iyi biri olarak yetiştireceğini ve kendisini her zaman sevip onu anılarında yaşatacağını söyler. Böylece dizi biter. Yalnız Beni Sev Pakistan dizisini nasıl buldunuz? Dizinin böyle kötü bir sonla bitmesi Pakistan'da izleyiciler tarafından tepki aldı. Çünkü Pakistan'da hemen hemen
her dizinin güzel sonla bittiğine, böyle kötü sonların pek olmadığı söyleniliyor.